Kafkasya'dan Akdeniz'e, Karadeniz'den Suriye çölüne kadar uzanan bir Ermeni devletinin kurulmasının vakti gelmiştir. Bağımsız Ermenistan'ın koruyucusu, İtilaf Devletleri ve Milletler Cemiyeti olacaktır. Bagos Nubar Paşa. 26 Şubat 1919. 1919 yılında ortalama bir Ermeni'nin düşüncesi, Bagos Nubar Paşa'nın çizdiği sınırlar kadar geniş olmasa da, günümüz Türkiye'sinin kuzeydoğusunu içine alan bağımsız bir Ermenistan devletiydi. Bu, o zamanlar için hayal değil, gerçekleşmesi için gün sayılan bir olaydı. Birçok millet Osmanlı'dan kopmuştu. Ermeniler ise özellikle 1850 yılından sonra her ne kadar örgütlense de bir devlet olarak Osmanlı'dan ayrılamamıştı. Kendilerine birçok ayrıcalık sağlanmıştı. Fakat Ermeniler o dönemde kendi içinde dahi toplu olarak ayrılma konusunda hemfikir değildi. Fakat milliyetçi Ermeniler Avrupa'da iyi bir örgüt kurmuş ve Avrupalı siyasileri etkilemeye başlamışlardı. Başta Rusya olmak üzere bazı Avrupa devletleri de milliyetçi Ermenilere mali olarak destek vermekteydi. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti ile Ermeni halkının kaderini kesin olarak ayıracak bir savaştı. Ermenilerin oluşturdukları silahlı grup bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu'nun karşısında yer aldı. Yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Özellikle Van bölgesinde büyük olaylar çıktı. Ermeni güçleri öyle bir seviyeye gelmişti ki şehirleri işgal ediyor ve Çarlık Rusya hakimiyetine girmesini sağlıyordu. Ermeni Taşnak Örgütü lideri Hov Hansen o günler için şöyle diyordu. 1914 sonbaharı başlarında Osmanlı savaşa henüz girmemiş fakat savaş hazırlıkları içindeyken Ön Kafkasya'da Ermeni gönüllü grupları büyük bir şevk ve bilhassa şamatayla teşekkül etmeye başlamıştı. 1914 sonbaharında Ermeni gönüllü grupları kuruldu ve Türklere karşı dövüştüler. Bunun aksi olamazdı. Zira yaklaşık çeyrek asırdan bu yana Ermeni toplumu belli ve kaçınılmaz bir psikolojiyle beslenmişti. Bu ve bunun gibi olaylar sebebiyle İttihat ve Terakki Hükümeti sorunu kökten çözmek için isyan olan her yerde zorunlu göç yasasının uygulanacağını belirtip en ufak başkaldırıda bölge insanının hepsini güneye, Suriye'ye doğru sürgüne yolladı. Savaş sürecinde isyan eden 2500 kişi hapse atıldı. Ermeni dernekleri kapatıldı. Ticaret ve para Ermenilerin elindeydi. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yapıldı. Böylelikle Osmanlı açısından Doğu cephesi bir nebze de olsun rahatlamıştı. Fakat gün geçmiş devran dönmüştü. Osmanlı savaşta mağlup olmuştu. Üstelik Ermeniler 1915 zorunlu göçünde kendilerine karşı orantısız davranıldığını, mallarının yağma edildiğini, ırklarına kastedildiği tezini Avrupa'ya kabul ettirmişti. Bu olay Osmanlı tarafından ilk yıllarda kesin olarak reddedilmiş olsa da savaşın son zamanlarında ülkenin başında bulunan ve barış anlaşması da onun döneminde imzalanan Osmanlı Sultanı Vahdettin Ermeni isyanını haklı buluyor, "Ben olsaydım böyle tarihsiz gelişmeler yaşanmazdı" şeklinde İngiliz basınına demeçler veriyordu. Bunlar yaşanırken İngilizlerin Suriye komutanı Mareşal Allenby şöyle diyordu. "Ermeniler kendi memleketlerine geri gönderilerek arazi ve emlakları derhal kendilerine iade edilecektir." Bu süreçte Ermeniler özellikle Urfa ve civarında toplandı. Burada İngilizlerin bölgeye gelecekleri günü beklediler ve beklenen gün geldiğinde bağımsızlık hayallerine biraz daha yaklaştıklarının farkındaydılar. Çünkü İngilizler burada kalıcı olmayacak, bir süre sonra bölgeyi Ermenilere bırakacaklardı. Buna yürekten inanıyorlardı. Hem İngiliz askerler hem Fransız askerler sokaklarda coşkuyla karşılanmış, dini törenler yapılmıştı. Hapishanede bulunan Ermeni suçlular da bu vesileyle özgürlüğüne kavuşmuştu. İstanbul hükümeti işlerin daha da kötüye gitmemesi için olayları izlemekle yetinmekteydi. İşgalcileri törenlerle karşılayan Ermeniler olmasına rağmen özellikle Gaziantep bölgesinde Türklerle beraber hareket eden Ermeniler de vardı. Azınlık da olsa devlete bağlı olan bu kişilere Gaziantep Ermenisi adı verilmişti. Fakat süreç içinde Ermeni ve Türk gruplar öylesine çatışacaktı ki devlete bağlı olan Ermeniler iki taraf için de yok kabul edilecekti. Ermeniler bağımsızlık için gün sayarken planlı gitmek niyetindeydi. Bunun için 3 ayrı ekip oluşmuştu. Avrupa'da yaşayan Ermeniler, Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri ve Ermeni din adamları. Bu üçlü yapıya rağmen önder olarak Bagos Nubar Paşa ismi öne çıkmaktaydı.
Nubar Paşa uzun yıllardır bağımsız Ermenistan için Avrupa ve Amerika'da yoğun çalışmalar yapmaktaydı. Babası Mısır'da başbakanlık yapmıştı. Nubar Paşa Ermeni ailelere yardım eden, silahlı birlikleri finanse eden Ermeni milliyetçisiydi. Times gazetesi 1919'a girileceği günlerde Nubar Paşa hakkında şunları yazmıştı. İstanbul'daki Ermeniler Nubar Paşa'yı takip etmeye hazırlandıkları bir lider olarak görüyorlar. İstanbul'daki Ermeniler kalıbı önemliydi. Çünkü İstanbul'daki Ermeniler zengin Ermenilerdi. Savaş sonrası Paris Barış Konferansı'na iki delegeyle katılan Ermeniler Büyük Ermenistan taleplerini iletmişler fakat özellikle güneyde çıkarları olan İngilizler ve Fransızlar bu teklifi abartılı bulmuş ve soğuk yaklaşmışlardı. Fakat Ermeniler bu konferansta iyi polis kötü polis rolünü oynamış, hedefi büyük tutup alabilecekleri en çok toprağı almaya çalışmışlardı. Neticede Amerika'nın da onayıyla bağımsız bir Ermenistan'ın kurulması için İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika anlaşmıştı. Burada asıl mesele bu karara Osmanlı'nın tepkisinin ne olacağıydı. Çünkü verilmesi planlanan bölgede azımsanmayacak derecede Türk nüfusu vardı. Üstelik iki millet gerek oluşturdukları çeteler, gerekse Osmanlı ordusu ve eğitimli Ermeni güçleri olarak karşılıklı olarak vuruşmuşlardı. Konferansa Osmanlı'yı temsilen katılan damat Ferit, bağımsız Ermenistan'a karşı çıkmamış, bu durum özellikle Ermeni delegeler tarafından şaşkınlık ve mutlulukla karşılanmıştı. Damat Ferit başkanlığındaki heyet, Ermenilerin bağımsızlığına karşılık olarak Hicaz'ın Osmanlı'ya bağlı bir muhtariyet olarak kalmasını istemişti. Fakat bu konuda da bir söz almamıştı. Ermeni delegeler İngiltere Başbakanı, İngiltere Kralı, Fransa Başkanı, Yunan Başkan Venizelos'la da görüşmeler yapmıştı. Yunan Başbakan Venizelos İzmir'e asker çıkarmak için çabalamaktaydı. Bir amacı da Karadeniz bölgesinde Pontus Devleti kurmaktı. Bu konuda yer yer Ermenilerle anlaşmazlığa düşse de ortak bir yol bulunmuştu. İki taraf da bölgeden eşit olarak faydalanacaktı. Fakat kurulacak devlet Rum hakimiyetinde bir Pontus Devleti olacaktı. Özetle iki taraf da Türklerden kurtulmak için belirli imtiyazlar vermeye hazırdı. Konferanstan oldukça mutlu dönen Ermeniler masa başında aldıkları zaferi sahaya çabucak yansıtmıştı. Ermeni silahlı gruplar işi sıkı tutmak için kendilerine vaat edilen topraklara girmişlerdi. Ermeni güçleri başta Avrupa'daki Ermeni iş adamları ve Anadolu'daki ünlü Ermeniler tarafından finanse edilmekteydi. Bu destek savaş boyunca devam etti. Ermeni güçleri alınan desteklerle 1915 yılında kendilerine yaptıklarını iddia ettikleri her şeyi bu sefer Türk köylülerine yapmaya başladılar. Asıl hedef Türkleri göçe tabi tutup ilerleyen zamanlarda gelecek olan özellikle Amerikan heyetine "Buralarda Türk nüfusu yok, burası bizim topraklarımız." demekti. Fakat İstanbul hükümeti ve padişahın aksine halk kendi direniş ağını kurmuş, adına da Kuvayi Milliye demişti. Nubar Paşa bu süreçte 20'yi aşkın gazeteye röportaj vererek Avrupa ve Amerika kamuoyunu etkilemeye çalışıyordu. Türk köylülerin ayaklanması onu az da olsa endişelendirmişti. Ek olarak İngiliz delege Lord Derby'nin Lord Curzon'a göndermiş olduğu bir yazı da Ermeni siyasiler üzerinde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Derby'nin raporuna göre Ermeniler Van dışında hiçbir yerde çoğunluğu oluşturamamaktadır. Bagos Nubar ve Ahronya'nın iddiaları zayıftır. Derby raporunu şu sözlerle bitirir. Asıl sorun Ermenistan'ın sınırlarını belirlemede değil. Oluşturulması düşünülen Ermenistan içinde Ermenileri bulmaktır. Bu gelişmelerden sonra Amerika'dan bölgeye bir heyet gitmesi ve durumu yerinde görmesi kararlaştırılır. Amerikan General Harport, Ermeni iddialarını araştırmak üzere bölgeye gitmeye hazırlanmaktadır. Bu süreçte Ermeni silahlı güçleri gerek dış ülkelerden Ermeni halkını getirmek, gerekse de mevcut yerleşik Türkleri bölgeden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ermenilere göre bu 1915'in bir nevi intikamıdır. İntikam oldukça kanlı olur. Karın deşme, karın içinde ateş yakma, göz oyma ve dehşet verici birçok işkence. Ve neticesinde yüz binlerce Türk oradan oraya kaçışmaktadır. Osmanlı hükümetinin gevşek tavrı sebebiyle birçok Türk idareci Ermenilere kötü davrandıkları gerekçesiyle sürgün yemekte ya da idam edilmektedir. Plan işlemektedir.
Fakat ilk başlarda pek üzerinde durulmasa da Mustafa Kemal adında bir Osmanlı paşası Samsun'a gelmiş, hükümet ve padişaha karşı çıkarak bir takım girişimlerde bulunmuştur. Bu durum Ermeni güçlerini yeni bir paniğe sevk etmiştir. Mustafa Kemal halk tarafından karşılığı olan bir liderdir. Paniğin bir diğer sebebi ise Mustafa Kemal'in dağınık milliyetçi güçleri tek bir çatı altında toplamaya başlaması ve Karabekir Paşa ile ortak harekette bulunmasıdır. Karabekir Paşa Ermeni güçlerine karşı ordusunu hazır tutmaktadır. Avrupa'daki Ermeniler bugünlerde basın aracılığıyla adeta Türklere karşı topyekun bir saldırıya geçmişti. Büyük Ermenistan'a bu kadar yaklaşmışken artık işin sonunun getirilmesini istiyorlardı. Türkler tekrar örgütleniyordu. Türklere karşı ortak bir cephe oluşturmak için gazetelere şu yazıları göndermişlerdi. Türk, Avrupa Hristiyanlarına, Suriye'ye, Arabistan'a ve Afrika Müslümanlarına hiçbir şey yapmadı. Yalnız yaptıkları şey fethettikleri yerleri yıkmaktı. Özellikle Ermeni halkı 5 seneden bu yana benzeri görülmemiş elemlere maruz kaldı. Bu iddialara karşı Türkler ise tam tersini iddia ediyor. Özellikle Maraş bölgesinde Fransız asker kıyafeti giyen 350 kadar Ermeninin camiler başta olmak üzere birçok binaya ve köylü halka saldırdıklarını söylüyorlardı. Amerikan General Harford iddiaları yerinde görmek için bir heyetle bölgeye gitmişti. Milliyetçi Türkler anlatılanların gerçek olmadığını göstermek amacıyla heyete her an eşlik etmekteydi. Heyete eşlik edenler arasında Ermeniler de vardı. Bu grup heyette Türklerin olmasına karşı çıkıyordu. General Harford mezarlıkları incelemiş, köyleri ziyaret etmiş ve iddia edildiği gibi bölgede Ermeni nüfusunun çok da fazla olmadığına rastlamıştı. İddia edildiği gibi o yıllarda yaşanan toplu bir kıyım da söz konusu değildi. Hatta Türk tarafının gösterdiği taze mezarlar ve Ermeniler tarafından yakılan köyler heyeti oldukça etkilemişti. Türk tarafının sunduğu rapora göre Ermeniler tarafından sadece Doğu Anadolu'da 113 köy yakılmıştı. Ek olarak Amerika tarafından hazırlanan raporda Ermenilerin göç sırasında Kürtler tarafından zulümler gördüğü de belirtilmişti. Özetle o günlerde Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye yanaşması, Amerika'nın Ermeni argümanlarını yetersiz bulması, Fransızların güneydeki direniş sebebiyle silah bırakmayı düşünmesi Ermeniler için peri masalını kabusa döndürmüştür. Özellikle Ermenilerin çok güvendiği Fransızların görüşü o günlerde şöyleydi. Savaştan bıkmış olan Fransız kamuoyu Anadolu'daki yeni bir macianın karşısında yer almaya başlamıştı. Fransız hükümeti de Asya'daki sömürgeleri için örnek olacak bir Türk başkaldırısı karşısında Türklerle uzlaşmanın en akılcı politika olacağı kanısındaydı. Mustafa Kemal Paşa ve kendisine katılan Türk komutanlar özellikle güney bölgelerden başlayarak Kuvayi Milliye ve düzenli orduları birleştirmiş ve bu birlikleri harekete geçirmişti. Fransızlar bu direniş sonrası uzlaşma yollarını ararken Ermeniler bu duruma karşı çıkmaktaydı. Yüzyıllardır Fransız ve İngilizleri bekliyorlardı. Şimdi her şey yolundayken işler niçin birden tersine dönmüştü? Ermeni lider Nubar, Avrupa'yı ayağa kaldırmak için basına şöyle demeçler vermekteydi. Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen katliamlar, bir kez daha Kilikya'nın ve Ermeni illerinin herhangi bir bölümünün Türk egemenliği altında kalmasının ne kadar imkansız olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle güney bölgelerinde yaşayan Türkler, Kuvayi Milliye'nin hareketleri sonrası bir daha aynı acıları yaşamamak için Ermeni güçlerine karşı müthiş bir şevkle mücadele etmiştir. O günlerde Kuvayi Milliye'ye ve düzenli orduya katılım bir hayli artmıştır. Gönüllü halk Maraş'ta ciddi bir savunma oluşturmuştur. Maraş'tan haberler veren Ermeni dini lider Patrik Zevan Efendi, 6 Şubat 1920 tarihinde Londra'da bulunan Nubar Paşa'ya Maraş hakkında şu bilgileri vermişti. 2000 Ermeni savaşçı katledildi. Nubar Paşa ise bunu yabancı ajanslara, Türkler 70 bin Ermeni sivili katletti şeklinde haber yaptırmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da milli bir meclis kurmasından sonra Ermeniler bağımsız bir Ermenistan'dan ziyade manda bir Ermenistan'a razı olduklarını İngiltere'ye iletmişti. Ermeni yetkililer İngiliz siyasileri etkisi altına alıp Mustafa Kemal'in askerleriyle savaşmaya hazır olduklarını ve onları yenecek güçte olduklarını belirtmişlerdi. Nubar Paşa şöyle demişti. Mustafa Kemal Ermeni kuvvetleri sayısında ve kalitesinde asker toplayamaz ve Ermeniler Erzurum'u savunabilir.
Bir başka Ermeni önde geleni olan Ahuranyan ise şöyle demişti. Mustafa Kemal kuvvetleri sanıldığından zayıf ve düzensiz birliklerdir. Bu sebeple İngilizler tarafından Ermenilere 40 bin silah ve mühimmat verilmiştir. Bu son yardımdan aslında İngilizler de pek ümitli değildir. Çünkü doğuda bulunan Karabekir ordusu Ermenilere göre kat ve kat güçlüdür. Üstelik İngilizler Ermenilerden daha çok tüm motivasyonunu Yunan güçlerine bağlamıştır. Çünkü o günlerde Yunan güçleri batıda durmaksızın ilerlemektedir. Yine bugünlerde İstanbul hükümeti Sevr Anlaşması'nı imzalamış. Bu anlaşma zor günler geçiren Ermenileri umutlandırsa da Kemal Paşa ve beraberindekiler anlaşmayı yok saymıştır. 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bu yana Türklerin elindeki silahların toplanacağı günü bekleyen Ermeniler, İngilizlerden bu konuda çabuk hareket etmelerini istemiştir. Fakat özellikle Doğu cephesinde Karabekir Paşa silahları trenlere yükleyip İngilizlere teslim ettikten sonra askerlerin kıyafetlerini değiştirip silah dolu treni soydurmuştur. Bu durum Türklerden silah almanın kolay olmadığını hem Ermenilere hem İngilizlere göstermiştir. Türkler yeni bir mücadele hazırlanmaktadır. O günlerde Ermeniler İngilizler tarafından tekrar silahlandırılırken tarihi bir hata yapmıştır. Yeni kurulan Sovyet Rusya'yla da görüşen Ermeniler, Sovyetlerden de Kemalist orduya karşı destek istemiştir. Fakat Sovyetler, İngiltere ile anlaşmış bulunan bir Ermenistan'dan rahatsızdır. Buna rağmen Ermenileri elde tutmak amacıyla görüşmelere başlarlar. Fakat Ermeni heyetindeki bazı siyasiler Sovyetlerin görüşlerini İngilizlere haber verir. Sovyet Rusya bunu öğrendiğinde duruma çok sert bir tepki gösterir ve olası bir Türk-Ermeni savaşına dahil olmayacağını açıklar. Bu durum Ankara'nın işini çok kolaylaştırır. Neticede Kemal Paşa'nın emri Karabekir Paşa'nın ise hareketiyle Ermeni sorununu kökten çözmek için taarruz başlar. İngilizlerin verdiği silahlar dahil tüm silah ve mühimmatlar kısa süre içinde Türk birliklerine geçer. Öyle ki Kemal Paşa İngiliz silahlarını ele geçirdiğinde İngilizlerle dalga geçmiştir. 30 Ekim 1920'de Kars'a hareket eden Türk ordusu, Ermeni kuvvetlerinin köyleri yakması ve insanları öldürmesi sonucunda yıkıcı bir taarruza geçip Ermeni güçlerini Erivan'a kadar kovalamış, Ermeni siyasiler ve askerler acil ateşkes istemeye mecbur kalmışlardır. Ermeni güçleri Türk tarafına "İstediğiniz tüm şartları kabul edeceğiz." demiştir. Fakat buna rağmen Türklerin durmayacağını düşünüp ateşkes için dış devletlerden yardım talep etmişlerdir. Son Türk taarruzunda Ermeniler, Fransızlar, İngilizler ve Amerikalılar tarafından yalnız bırakılmıştır. Ermeniler bu durum karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını yüksek sesten haykırmıştır. Aralık 1920 tarihine geldiğimizde Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Türk tarafının tüm istekleri kabul edilmiştir. Yeni kurulan Ankara hükümetinin zafer sonrası kendine güvene gelmiştir. Ermeni sınırı belirlenmiş ve Ermenilerin ülkeleri sona ermiştir. Buna rağmen Ermeniler gayri resmi olarak faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Özellikle Avrupa'da propagandalar artarak devam etmiştir. Buna ek olarak Ermeni suikast timleri intikam adı altında iddiatçı liderleri öldürmeyi planlamışlardır. Talat, Cemal, Sayit Halim Paşa ve nice Türk lider suikastle öldürülmüştür. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa'ya da 3 suikast girişimi olmuş fakat bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Artık milliyetçi Ermeniler için tek umut batıda Yunan güçlerinin alacağı bir galibiyettir. Kemalist ordu yenilirse İstanbul hükümetinin görüşü zaten kendilerinden yanadır. Bu sebeple bir takım gönüllü Ermeni çeteler Yunan güçleriyle birlikte mücadele etmiş fakat Sakarya'da durdurulan Yunan güçleri büyük taarruzda Mustafa Kemal Paşa'nın atını çağa kaldırmasıyla İzmir dahil tüm Anadolu'yu terk etmiştir. Lozan Barış Anlaşması'nda da bir takım girişimlerde bulunulsa da İsmet Paşa'nın aldığı kesin emirlerin birinci maddesinde şu yazmaktadır. Ermeni yurdu söz konusu dahi olamaz. Eğer söz konusu olursa görüşmeler derhal kesilsin. Büyük Ermenistan hayali suya düşmüştür. Evet arkadaşlar, sizlere dilim döndüğünce milli mücadeleyi Ermenistan gözünden anlatmaya çalıştım. Yararlandığım kaynakları açıklama kısmına bırakıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik kalın sağlıcakla.